Evet, merhabalar. İsmim Mustafa Gül. Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Birimi'nde sosyolog olarak görev yapmaktayım. Ebeveynlerin dijitalleştirilmiş eğitim projesi kapsamındaki eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Birinci modülümüzün dördüncü kısmındayız. Bu eğitim videomuzda şiddet yaşayan çocuklar için bunun ne gibi riskler ve sonuçlar doğurabileceği anlamımıza yardımcı olmak amacıyla bir bilgilendirme yapacağız. Merhabalar, ben de Gülşen Bayram, Tavşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Birimi'ne göre anlatayım. Çeşitli araştırmalar, çocukların beyin gelişimi için şiddete maruz kalmanın sonuçlarını anlamada manyetik rezonans görüntüleme ve enseflogramlar ve diğer beyin görüntüleme araçlarını kullanmışlardır. Şiddete maruz kalan çocuklara, şiddete maruz kalmayan çocuklara oranla beyin yapısında bir takım farklılıklar gözlemlemişlerdir bu bulgularla. En göze çarpan farklılıklar davranışlar, öğrenme ve sosyal ilişkiler üzerinde uzun vadeli sonuçlarla birlikte bilişsel ve düzenleyici süreçlere tepki attığı gözlemlenmiştir. Ayrıca araştırmalar şiddetin çocuğun bilişsel gelişimini, hafızasını, dikkatini, yürütme işlevlerini ve akranların ve öğretmenleriyle olan akademik ve sosyal sorunlar yaşamalarına neden olmuştur. Çocukluk döneminde yaşanan şiddet olayları, duygusal düzensizlik, yaşam boyunca süreklilik gösteren stres olayları, bir olaya fazla tepki verme, aşırı derecede agresiflik hali gibi sosyal duygusal gerilim yaşamalarına neden olmuştur. Kötü muamele gören çocukların içselleştirme ve dışsallaştırma sorunları diğer akran gruplarına göre daha fazladır. Bu da perspektif almalarını güçleştirdiği için akranlar tarafından zaman zaman reddedilirler ya da dışlanabilirler. Erken çocukluk döneminde şiddete maruz kalma, insanların ruh sağlığı üzerinde güçlü ve kalıcı olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Bazı bilimsel araştırmalar depresyon, kaygı, travma, beyin tehlikeye atabilen ve yetişkinlik döneminde fiziksel problemlere maruz bırakabilecek bir takım sorunlara yol açabilir. Şiddete maruz kalma yetişkinlikte alkol, tütün, madde gibi bağımlılıklara da yol açtığı tespit edilmiştir. Şiddete maruz kalan çocuklarda yeme bozuklukları, iştah kaybı, riskli cinsel davranışlar, problemli davranışlar, kalp damar hastalıkları, obezite, hipertansiyon, migren gibi sağlık sorunları yaşamalarına neden olmaktadır. Ayrıca yakın bir zaman önceki araştırmalarda da şiddete maruz kalma durumu fiziksel olarak yaşlanmayı hızlandırdığı tespit edilmiştir. Çocukların şiddete maruz kalması, gelecekte kendi çocuklarına yönelik de bağlanma süreçlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca çocuklara yönelik şiddet, halk sağlığı, sosyal hizmetler, adalet, insan güvenliği gibi birçok maliyette önemli bir artışa yol açması nedeniyle ülkeler içinde bir takım sonuçlar doğmuştur. Bu yüksek maliyetler nüfus için refaha ulaşmada yatırım yapmanın yanı sıra ülkelerin üretim kapasitesini ve gelecek nesillerin ekonomik refahını da azaltmaktadır. Şiddet hem bireyin üzerinde, çocuğun üzerinde olumsuz etkiler bırakmakta hem de aslında toplumsal bir sorun olarak da karşımıza çıkmakta. Evet. Bu eğitimde verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.